2002'de başladık biz. Mimari hizmet olarak başladık. 2006'da hızlı bir ilerleme yaptık. Birçok marka yarattık. Mod Tasarım ana marka aslında. Mod Tasarım'ın altında ofis sektörüne yönelik marka ve bu markaların kendi iş kollarını yarattık. 60 küsür kişilik bir kadromuz var. İyi nitelikli personelleriniz var, iyi bir firmasınız, vizyonunuz açık, her şeyiniz var. Canlı taraftasınız, işin satışındasınız, üretimindesiniz. Ama müşteriyi tutmak için yurt dışına aldığınız CRM programınız var. CRM'e girdiğiniz kayıt diğer firmada yok. Ve bunlarla ilgili oradaki kavramları burada göremiyorsunuz. Uçtan uca bir çözümünüz yok. DIA'ya başlamadan önceki durumumuz buydu. Eski köşe bakkalımız Fahri amcayla aynı. Niye? Çünkü adı defterdi ve bizde bilgisayar var, her şey var ama kayıtların konvert edilmesiyle ilgili bunları üzerinde yapıyoruz. Bunun üzerinde olunca ben sistemin uçtan uca ilk alodan kayıtlanması sistemi içerisine girilen bütün datalarının standartizasyonunu yaptım. Hatta bunlarla ilgili doldurulmayan kayıtların zorunlu doldurma alanlarını belirlediğim ve üretime yönlendirdiğim bütün süreçlerini uçtan uca takip etme imkanı buldum. Bu çağ atlamak gibi bir şeydi. Biz DIA'ya geçtikten sonra uçtan uca çözümle ilgili sınırımızın olmadığını, buna benzer bir süreci yapmak için çok büyük firmalara ve çok büyük markalara dünyanın parası ödemek zorunda olmayacağımızı, buradan bir fayda doğurabileceğimize inandık. Bütünleşik olarak bu programı kullanabilen, üretsel kökeni de olan ender firmalardan bir tanesi olduk. Bugün ne yapılmış? Yeni fırsat ve yeni potansiyelini aktivite ekranından basıyorum. Tak diye şirketin günlük seceresini çıkartıyor bana. Son derece rahat bakıyorum. Kayıtlarımı alıyorum. Takiplerimi yapıyorum. Altı aylık periyotlarda DIA'dan müşterilerimizi süzeriz. Ne yaparız orada? Daha önce temas ettiğimiz ama bizim alışverişi olmayanlar. Mesela onlarla ilgili yeni içerik başlatırız. CRM'in en güzel avantajlarından bir tanesi bu. Onların aktif ve pasif uygulamalarını iyi yönetiyor diye. Eski müşterimize temas ettiğimiz almamış olsa bile dönüp onlarla ilgili yeni bir arama, yeni bir içerik geliştirme, yeni bir mailing yapma ve onlarla ilgili temasta kalmayı sağladık. Daha önce almamış olan müşterilerde bile %23 yeniden başlangıçlar oluştu. Bunların %2, %3'ü yeniden satışa döndü. Bize satışlar perakendedeki herhangi bir şey gibi 3 lira, 5 lira falan değil. Bazen bir proje gelir, milyon TL'yi konuşuyorsunuz. Buna benzer süreçleri doğurdu. Herhangi bir yerden, herhangi bir şekilde bilgisayarımı açarak bağlanabiliyorum. Yani bakabiliyorum ben kayıtlarda ne olmuş mu DIA'dan. O güne ait bütün kayıtlarına bakıyorum. Bu çok büyük bir özgürlük. Bir müşteriniz için satılan malın maliyeti kavramını bir muhasebecinin hesabıyla değil, bir üretim akışını, sürecini planladığınız kavramdan geri dönebiliyorsanız bu bir güç. DIA al, DIA kullan, işine özgürlük kat, işine, kendine ve bütün çalışanlarına özgürlüğü ve burada niteliği kat.